özellikle zamanın iyi değerlendirmesi kararı alındı. Ocak ayında da inşallah bu paket devreye sokulacak. Çok önemli bir anı yaşıyoruz. Bugün 17. faslı katılım konferansı dediğimiz çok önemli bir toplantıda açacağız. Bu konferansın önemi sadece faslın açılmasından ibaret değil. 28 Avrupa Birliği ülkesinin Avrupa Birliği müzakere sürecini devam ettirme, Türkiye'nin sonuçta üyelik olan hedefini gerçekten paylaşma anlamını taşıyan bir konferans. Bu konferansta ben müzakere heyeti başkanı ve baş müzakereci olarak bendeniz, Sayın Başbakan Yardımcımız 17. faslın içerdiği konulardan sorumlu Sayın Başbakan Yardımcımız olarak yer alacaklar. Dışişleri Bakanımız yer alacak ve böylece bu çok önemli anı birlikte gerçekleştireceğiz. Ben sözlerime burada son verirken Sayın Başbakan Yardımcımız 17. faslıyla ilgili olarak Türkiye bakımından önemi ve bunun önümüzdeki dönemde Türkiye'ye neler getireceği, neler yapmamız gerektiği konusunda sizlerle bazı bilgileri paylaşacak. Buyurun Sayın Başbakan. Teşekkür ediyorum. Günaydın. Kapattım. Nasıl istersiniz? Evet. Avrupa Birliği sadece Türkiye için değil, geçmişte birçok ülke için değişimin motoru olmuştur. Türkiye'de Avrupa Birliği süreciyle birlikte gerçekten ekonomide önemli bir dönüşüm içerisine girmiştir. Son dönemde tabii ki Avrupa Birliği'ndeki siyasi bir takım kaygılarla, sorunlarla bu süreç tıkanmıştı. Fakat şimdi tekrar yeniden canlanıyor. Bugün açılacak fasıl çok önemli bir fasıl. İnsanların tabii ki hayatına doğrudan doğruya dokunan bir fasıl. Çünkü eğer bir ülkede fiyat istikrarı varsa, makro finansal istikrar sağlanmışsa, o ülkede kalıcı refah yaratmak mümkün. Kalıcı refahın en önemli bileşenlerinden bir tanesi enflasyonun düşük olması, tabii ki kamu maliyesinde dengelerin güçlü olması ve dolayısıyla o ülkenin kredibilitenin yüksek olması, bunlar çok önemli değişkenler. 90'lı yıllarda bunların olmaması halinde ne tür sonuçlarla karşı karşıya kaldığımızı gördük. Tabii Türkiye bu fasılda aslında oldukça ileri bir noktada. Çünkü bazı kapanış kriterleri olmakla birlikte esasında Türkiye gerek Maastricht kriterleri anlamında gerekse diğer kurumsal altyapı anlamında oldukça ileri bir düzeyde Avrupa Birliği ile uyum içerisinde. Tabii bu fasıl geçmişte Fransa tarafından bloke edilmişti. Çünkü bu üyelik sonrası da bir takım süreçleri içeriyor. Özellikle biliyorsunuz yeni üyelerin mutlaka bir de Avro'ya girmesi gerekiyor. Avrupa Para Birliği'ne girmesi gerekiyor. Dolayısıyla bu fasıl kısmen onunla da ilişkili. Türkiye hem bütçe açığında hem de kamu borçlarının milli geliri oranında uzun bir süredir Maastricht kriterlerini tatmin ediyor. Bu kriterleri sağlıyor. Bu sene genel devlet sıfır bütçe açığıyla karşı karşıya. Yani Türkiye bu sene bütçe açığını genel devlet anlamında, Avrupa Birliği standartları anlamında sıfır bir açık verecek. Bu birçok Avrupa Birliği üyesinin performansına göre oldukça güçlü. Kamu borcunun milli geliri oranı da %34 civarında. Bu da Avrupa Birliği ortalamasının neredeyse 1/3 düzeyinde. Diğer iki Maastricht kriteri ise enflasyon ve faiz oranları ile ilişkili. Orada henüz arzuladığımız yerde değiliz. Fakat inanıyorum ki bu yapısal reformlarla birlikte enflasyonu da kalıcı düşük tek haneye düşürme imkanımız olacak. Ve böylece de tabii ki faizlerin de kalıcı bir şekilde Avrupa normlarında düşük kalmasını sağlama imkanı.